kısa 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 mutlu mutlu şeyler anlatmak istiyorum. Evet, bana sormuşlar kaç kardeşsiniz? Biz 5 kardeşiz. Biri vefat etti 16 yaşında. Geriye kaldık 4. 2 kız, 2 erkeğiz. Anne babamın yaşayıp yaşamadığını sordular. Onlar çok erken vefat ettiler. Anne babam 30 yaşında, annem 38 yaşında. Evet, babam 30 yaşında, annem 38 yaşında vefat etti. Yani sen kaç yaşındaydın? Yani ben babam öldüğünde 3 yaşındaydım, annem öldüğünde 11 yaşındaydım. O yüzden hani çok zengin bir ailenin kızı falan değilim. Çiftçi, köylü bir ailenin evladıyım. Hatta köyden şöyle geldim, şöyle söyleyeyim. Fintan'ım. Anneciğim çok güzel bir kadındı. Hani memleket İstanbul'a okutmaya yolluyorlar beni. Bir tane eteğim var. Eteğimin altında da şal var gibi. Hatta o zaman yeşil pabuç almışlardı bana. Çok seviyordum yeşil pabuçlarımı. Ve üstümde de hafif bir hani köy İstanbul'a yolluyorlar ya. Basma. Basma eteğim, basma pantolonum yani şeyim. Basma eşarbım var. Çok güzel böyle gül rengi oyalı oyalı anneciğim yapmış. Bir daha da tabii ki köye gitmek nasip olmadı ama ben bu hayatı tırnaklarımla yaptığıma inanıyorum. Çünkü hayat, evet, annesiz babasız bir insanın kendi başına bir hayat kurması çok zor. Hani ailen de yok muydu? Evet, ailem vardı ama biliyorsunuz ki anne hani iç sürüdeki kurt ölürse diğerleri it olur. Yani bizler it olduğumuz için sürünün ana liderleri ölüyor. Yani amca ya da tabii ki bir halam vardı, pamuk halam, dünya tatlısı ve çok güzel iyiliğini gördük. Ama tabii diğerleri her zaman bizi yetim öksüz diyerekten hani getir bulaşık yıka, getir onu yap, getir bunu yap, getir şu. Yani aslında biz yetim olduğumuz için herkes bizi bir şekilde evet baktılar, Allah razı olsun. Onlara göre Allah razı olsun. Ben kendi hakkıma düşen bir şey düşünmüyorum. Rabbim sorsun. Çünkü benim annem babam çiftçiydi ve bir sürü davarlar ve bir sürü ineklerimiz vardı. Çok daha iyi şartlarda olabiliriz. Yediler çatır çatır amcalarım. Ne diyeyim, Allah affetsin onları, bir şey diyemem. Lise mezunuyum ben. Lise mezunuyum diyelim kalsın, boş verin anlatmayayım. Kendim... Ama artık açık öğretim üniversite. Tabii. Tamam, tabii ki açık öğretimde üniversiteye devam ediyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Ben bu fala niye başladım? Ben 20 yaşında kendime muhteşem bir bar açtım. Bakın, yani ben ticareti seviyorum. Rahmetli babam da ticareti severmiş. Bar açtım, sonra oğluma hamile kalınca ya dedim ben haram maram iş yapmam arkadaş, içki haram dedim. Kendime, kendi hislerimle, zaten çok uzun yıllardır annemin öldüğünü yani hayatımda bu rüyalarla gördüm. Ve hislerimde mesela bu olacak deyince de olurdu. Fal ofisi açtım kendime, Beyoğlu'nda açtım. Ve bir sürü insanla tanıştım. O yüzden size niye böyle anlatıyorum? Bu bir sürü insanların ismini vermeden, onların hayatıyla ilgili size küçük küçük replikler anlatacağım. Astroloji eğitimi de alıyorum, bunu da söyleyeyim. Astroloji hiçbir zaman merak etmedim, çok ukalayım, bunu da söyleyeyim. Milletle dalga geçerdim, milyarlarca insan var, astroloji ne ayak, herkesin burcu birbirine denk mi gelecek, neyin saçmalığını yaşıyor bu insan. Ve birçok programda da astroloji hocalarına kafa tutmuşum. Yani ayak bunlar lan. Yani ne işe yarıyor ki demişim. Yani Seda Sayan'a programa çıkmışım. Ben astrolojiye inanmıyorum ki. Yani ben çok değerli bir Filiz Hanım var. Çok da severim Filiz Özkök'ü. Yani dedim ki yani biz bununla rakip yapsalar ben onu bilmem ne yaparım yani. O şekilde izah ediyorum ama astroloji bir bilim. Ben bilime karşı mıyım? Hayır değilim. Ama şöyle bir şey var. O an ben rüyacıyım ve kendim farklı olmam gerektiği için astrolojiye karşıyım. Ama hiçbir zaman eğitimli olan ve mesleği olan hiçbir şeye karşı değilim. Çünkü herkes bir meslektaşım. Herkese değer veriyorum ama ben yıllarca astroloji 5 para etmez deyip sokakta dolanan bir tiptim. Herkese de burcunu yorumlardım, iplemezdim ama yani onlara göre davranmıyorum. Astroloji hayatıma bu şekilde girdi. Çünkü geçenlerde yazmış, bu karı astrolog değil mi yani falcı mı diye. Ben de her yol var şekerim. Astroloji de var, su da var, kurşun da var, fal da var, tarot da var, rüya yorumu da var. Çünkü yıllarca rüya yorumu yaptım. Neyse bir izleyicim değil, burada yaşanan bir olayı anlatıyorum. Bir tane müşterim geldi, gerçekten geldi, kapıya kadar geldi. Dedi ki ben içeri giremiyorum, içeride 3 harfliler var dedi. Döndüm. Yani nerede 3 harfli var diye ona bakıyorum. Sağa baktım, sola baktım. Nerede dedim. Yani ben 3 harflerin cin olduğunu düşünmedim.
hani yerde harf arıyorum, hani nerede diye de arıyorum. Kadın ya şöyle yaptı, ayağını böyle kaldırdı ve bu ayak yere basmıyor arkadaşlar. Böyle ben geçemem, engeller vardı burada diyorum. Ya güzel kardeşim diyor. Kadıncağız da dünya tatlısı, annesiyle de gelmiş. Ben buraya giremem, burada da bir sürü üç harfler var. Anladım, en sonunda kadına bir vurdum bacağına. Geç lan dedim içeri, ne üç harfi var dedim. Sonra bu kadını ben iyileştirdim Allah'ın izniyle. Çünkü inançlarla psikolog, bakın bu ülkede psikiyatristler, psikologlar çok değerli insanlar. Yani bu değer, tabii ki bizler aracı olabiliriz ama eğitimli milyonlar. Bu kadıncağız şu an sokağa tek başına çıkabiliyor vesaire, tek başına çıkabiliyor. Her şeyi tek başına yapabiliyor. Sonra ben bir izleyicime canlı yayında demişim ki, sizin oğlunuz intihar edecek. Bakın bunu canlı yayında demişim. Psikoloğa götürün çocuğunuz, hacı hocayla uğraşmayın dedim. Aradan yıllar geçti. Bu dükkana bir kadın geldi. İçerisi de full dolu. Seanslar falan var. Ay dedi Emine Hanım nerede? Ulan ben içeride oturuyorum, beni arıyor. Meğersem televizyonda heybetli Osmanlı gibi bir kadın var ya. Bir 90 boyu iri yapılı, göğüslü, göbekli bir kadın. Ben de içeride, insan içerideyim, masadayım, çayımı kahvemi içiyorum. Emine Hanım'a çok önemli bir şey söyleyeceğim diyor. Buyurun dedim benim. Ay siz Emine Hanım değilsiniz ki, o televizyonda, Flash TV'de ya da televizyonlarda seyrettiğim bir yer asla olamazsın. Bir yanlışlık var. Hayır dedim, ben Emine Hanım Flash TV'de. Neyse, kadın sonunda benim mimiklerimle, gülümsememle tanıdı. Kadın bana dedi ki, sizin her dediğiniz çıktı. Ben de çok güzel bir şey anlatacak zannediyorum. Hani çocuğu evde, hatırlamıyorum, çocuğu evlendi, evini aldı ve dedi ki, siz beni dedi televizyonda aradım. 1500 lira da faturam geldi. Helali hoş olsun size dedi. Ne dediyseniz çıktı. Oradan da bir danışanım dedi ki, ya dedi Emine Hanım size ne dedi dedi. Oğlumun öleceğini söyle dedi. Biz burada şokuz. Böyle bakıyoruz. Nasıl ya? Dedi ki bana dedi, psikoloğa götürün. Bakır ve ruh ve sinir hastalıkları, devlet bunlara beleş bakıyor. Mutlaka gidin demişim. O gitmiş, bütün parayı hacıya, hocaya açmış, harcamış. Çocuk 5. kattan düşmüş. O zaman da benim param yok. Sizin dalga mı geçiyorsunuz? Hacıya, hocaya gittiniz, 301'ine, 501'ine, 1001'ine, belki 10.001'ine verdiniz. Ama sizin bir psikoloğa gitmeniz, devlet kapısına gitmeniz belki de bedavaydı. Olsun diyor, sizin her dediğiniz size çıktı. Size Allah razı olsun demek için. Sanki çocuğundan kurtulmaya mı çalışıyordu bu kadın? Yani ölmesini mi bekliyordu, anlayamadım ama. İnsanların bu hayatta, tabii ki bizler insanlara bir örnekler olmaya çalışıyoruz ama bizden büyük yaradan, bizden büyük yeryüzünü yaradan bir Allah var. Tabii ki inandığınız ve güvendiğiniz insanlara gidin ama size biri psikoloğa ya da psikiyatriste gidin diyorsa ilk önce ona gidin. Gittiğiniz hacı hoca sizin hayatınızda çocuğunuzu aşağı ve ölmüş ve siz bu öldüğüyle ilgili bana teşekkür ediyorsun. Ben aylarca üzüntüden kahroldum, kadın sevinçten mutluluk yaşıyor, ben bunu anlamış değilim. Şimdi ben ara sıra argo kelimeler kullanıyorum. Herkes benim ofisimde de kurguladım. Yani benim ağzımda biraz argoluk var. Ben argolanlım demeyi de seviyorum. Geçen biri yazmış, Emine Hanım hiç ağzınıza yakışmayan bir video. Abi ben küfretmeyi de seviyorum. Dua etmeyi de seviyorum. Rabbimin bana yarattığı her şeyi seviyorum. Ama kul hakkı yemeyi sevmiyorum. İnsan hakkı yemeni sevmiyorum. O yüzden bu bir örnek bir videoydu. Yani belli süreden komik şeyler anlatacağım size. Sadece beni tanıyın istiyorum. Beni tanımanıza yardım edin. Evet, Fatma Nur'u anlattım. Bu bir gerçekti. Ama bu anlattıklarım da gerçek. Sizin hayatınızda gerçekler anlatacağım. Evet, bazen küfür edeceğim. Bazen espri yapacağım. Lütfen beni kınıyorsunuz ama kınarken gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Ben hayatta ne dediysem Allah verdi. Cenab-ı Allah'ıma sonsuz de. Mesela bir gün ben çok işsizim. Kapıya bir müşteri geldi. Dedim fullüm. Ya işsizim, 5 kuruş param yok. Şu kapıda müşteri diyor ki, ben sizin metinizi çok duydum, size geldim diyor. Yok dedim, ben rezervasyonluyum, fullüm. O ara bir meditasyon yaptım. İzzet Çapa gelecek dedim. Şu gelecek dedim. Bu bir sene açlıktan tefecilere borç hat
attığı hesabı yok. Ben bu dükkana bir kişi geliyor aslında, ne güzel, o zamanın parası da almam lazım ama ben isim ve marka yapmak istiyorum ya. Bir sene boyunca ben bu dükkana fullüm dedim. Ve kimleri istediysem hepsi dükkanıma geldi. İzzeti de geldi, oyu da geldi, buyu da geldi, şuyu da geldi. Yeter ki siz isteyin, Yaradan'ın size sunmayacağı bir hayat yok. Başarmak istediğiniz her şeye ilk önce ruhunuz ve bedeniniz inanacak. Sonra Rabbim zaten kapılarınızı açacak. Neyse, haftaya komik videolar yapacağım. Komik mi, güleceğiz. Sadece benim, hani ben küfürbaz küfürü seviyorum. İnkar etmiyorum. Ben geri geliyor müşterilerime neler diyorum burada, sizin haberiniz yok. Buraya bir video koysanız kadına hakaretin üstünde hakaret koymuyorum. Ama o kadını benim hala yıllardır devam eden de. Çünkü insanlar bazen kendi dilleriyle konuşulduğu zaman anlıyorlar. Tabii ki modern ve aklı başında bir kadın varsa ben onun kendi diliyle konuşmasında çok iyi beceren biriyim. O yüzden hayatta herkesin kalitesine göre devam etmek lazım. Herkes benim için insan. Herkes benim için özel. Kimse kimseyi kınayamaz. Ama anladığı dilden konuşmak benim uslubumdur. Burada anasını avradına bilmem ne derim. Bir hanımefendi gelir, ona da derim. Bir tane gariban gelir, ona güzellikle anlatırım. Çünkü anlayacağı diller var. Neyse, bu hafta böyle bir kısa video yaptık. Ama haftaya komik komik repliklerimiz başlıyor. Lütfen takibi çoğaltalım. Videoları paylaşalım. Biz Emine Akkaya olarak ve minnoşum olarak, yönetmenim olarak çok şeyler başaracağız. Ve biz artık aktif olarak bir numara olacağız. Sevgiyle kalın.